Cumhuriyet gazetesinden bir detay paylaşalım efendim hemen sizlerle. 12 yaşında işçi Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesleki eğitimde yeni hedefi ortaokulu öğrencileri diyor Cumhuriyet gazetesi. MESEM'lerde bir yılda 12 öğrencinin yaşamını yitirmesine tepkiler sürerken İktidar mesleki ve teknik Anadolu liseleri bünyesinde ortaokullar açma kararı aldı. Çocuk işçi yaşı daha da düştü. Eğitimciler öğrencilere, tarikatlara mürit ya da sermayeye köle olmak kalıyor diye sözlerine devam etti. Özellikle İmam Hatip ve meslek liseleri adına müthiş bir büyüme var. ve Bunun yanı sıra fen liseleri, Anadolu liseleri ya da devlet okulu olarak iyi eğitim veren, orta okullar, ilkokullar, liseler ne yazık ki çok hastaydı ve bu da eğitime gölge düşüren en önemli unsurlardan biri ki Müfredat'ı konuşuyoruz biz. Yeni eğitim ve öğretim yılına da bu gölgeyle giriyoruz. Şimdi üniversite sınavını kazananlar bir de barınma çilesiyle karşı karşıya. KYK yurtları yetersiz olduğu için yani devlet yurtları, devlet öğrenci yurtları yetersiz olduğu için... ...ne yazık ki üniversiteye başlayacak olan gençlerimizin en önemli sorunu barınma problemi. E, ve bu barınma problemi nasıl çözülecek bunu hiçbirimiz tahmin bile edemiyoruz. Pek çok öğrencimiz okullarını bırakmak durumunda kalıyor masraflarını karşılayamadığı için hiç mi yurt yapılmadı yani bunca yıldır bu kadar e, uzun süreden beri iktidarda olan e, bir parti bu KYK'ları neden çoğaltmadı? Evet belediyelerin yapmış olduğu öğrenci yurtları var. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hakkını yiyemeyiz bu konuda. Çünkü öğrenci yurdu inşa edildi. Göreve başladıklarından bir, bu yana. Ama koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti KYK yurtlarını fazlalaştıramaz mıydı? Bunu gerçekten lütfen tarafsız bir şekilde düşünün efendim. E, çünkü özel yurtlarda herkesin barınma imkanı yok. Her öğrenci bizim yok. Bütçeleri zorluyor. Ev kiraları masraflar ortada. Öğrenciler perişan halde. Kocaeli'den geldim. Şu an burada nerede kalacağımı bilmiyorum. İBB yurtlarına falan başvurdum. Geziyoruz. Birazdan özel yurtlara soracaktık. Antalya Manavgat'tan işte ön kayıt için geldik. Hukuk fakültesine geldim. Tek kişiler 200 bin falan civarı. Ben 3 kişilik odada kalacağım. 165 bin lira olması lazım yıllık. Önden geldik. Hani bir bakalım, inceleyelim diyerekten. Ya e, şartları zor. İstanbul ayrıyeten bir zor zaten. E, hepimizi tabii birazcık e, bu anlamda zorluyor. Şehir dışında üniversite kazanan öğrenciler yurt bulma telaşında. KYK yurt başvuruları 20 Ağustos'ta başladı. Öğrenciler 24 Ağustos tarihine kadar başvuru yapabilecek ancak devlet yurdu her öğrenciye çıkmıyor. Bu yüzden öğrenciler şimdiden özel yurtlara bakmaya başladı. Ama özel yurtlarda geçen yıla göre çok pahalı. Geçen seneki kişilik odalarımız ortalaması 8,5'tü. Şu an 14-15 bin lira aylık bu bölgede. Biraz da serbest piyasa var. Yurdun kira olup olmaması gelişen gösteriyor. Hizmetin kalitesine göre 20 bine çıkan yerler, biraz daha üstüne çıkan yerler de var. Çok yüksek bir rakam. 20 bin TL bu ekonomide aslında neredeyse bir evin aylık kirası gibi bir şey. Asgari ücretin üzerinde bir ev kirası akıl alır derecede bir şey değil. Özel yurt ücretleri geçen yılın iki katı asgari ücretin de üzerine çıkan aylık yurt ücretleri kısıtlı bütçeleri zorluyor. Öğrencilerin KYK bursları 2000 lira. Ocak ayına kadar da artış yok. Ama Eylül ayında KYK yurt ücretlerine %60 zam gelmesi bekleniyor. Devlet yurduna başvuru yaptım. Ama özel yurtta ayarladım. KYK'lar zaten çok şeye çıkmıyor. Yani ben de çıkacağını düşünmediğim için geldim ayarladım. KYK kapasitesi biraz yetersiz diye duydum ben. Herkese çıkmayabiliyor. Üniversitelerin en büyük sorunu barınma. Ev kiraları yüksek, özel yurtlar pahalı, devlet yurtlarında ise kapasite yetersiz. Öğrenciler bu süreçte kalacak bir yer arayışında. Yurtları gezdiğimizde gördüğümüz kadarıyla 180-200 bin aralığında aylık olarak işte 20 bine tekabül eden şeklinde. Öyle yani fiyatlar yüksek tabii ki hani bütçeleri zorlayacaktır. Tüm imkanlarını seferber ederek çocuklarının eğitim giderlerini karşılamaya çalışıyor aileler. Veliler de öğrenciler de devlet yurtlarındaki kapasite yetersizliğinden dertli. Gönüllülerdeki bütün öğrencilerimiz devletimizin bünyesinde böyle yurtlarda kalabilsin. Maalesef yetersiz. Daha çok olsaydı. Keşke. Kesinlikle yetersiz ve bazı devlet yurtlarında öğrenciye verilmesi gereken hizmetler düşük seviyede.